Tefeci İmam mağduru Sebahattin Ünal, bir kez daha CT Medya Merkezi'ne gelerek görülen dava sonrası imamın Yozgat'a atandığını söyleyerek isyan etti. Bu durumun dönülemez hatalara yol açacağını söyleyen Ünal, bu adama 10 kişi aynı mağduriyetten dava açtı. Burada bunları yapan gittiği yerde de aynılarını yapar. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'a sesleniyorum. Lütfen bu konuda bir şeyler yapın. Bu adamın arkasında insanlar namaz kılıyor, dini vecibelerini yerine getiriyor diyerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çağrıda bulundu. Kamu vicdanını yaralayan bir karar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kişiyi tefecilikten dolayı suçlu buluyor. Ama ne yapıyor? Yozgat Boğazıyan'a sürgün ediyor. Sürgün cezası veriyor. Kamu vicdanı tamamen burada yaralanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı yanlış adım atmıştır. Benim vicdanımda, vicdani oluşumumda tamamen öyle bir hiyerarşik yapı var ki burada 2001 yılının 6. ayın 21'inde il müftülüğüne dilekçe veriyorum. Dilekçe bir yıl bekletiliyor tozlu raflarda. Tekraren söylüyorum, il müftüsü ipe un seriyor. Ondan sonra Atilla Soysaldı isimli vatandaşla tefecilikle ilgili bunun hakkında suç duyurusu da bulunca bu iş elimde patladı diye Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderiyor dosyayı. Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma müfettişleri Başakşehir'de benim müftülüğünde ifade beyanlarımı aldılar. İfade beyanlarımda ben kendi ifade beyan etmedim. Şahitlerimin, tanıklarımın ifadesinde beyan etmedim. Kendi ifade beyanı. Burada diyor ki ben diyor Sebahattin Ünal bana geldi. 1999 yılında 4500 TL borç para verdim. 5 yıl benim paramı ödemedi. İcra işlemine koydum, o da 20 bin lira tuttu diyor. Yalan yani, yalan beyan. Bu senetler 13 milyarlık. Bu senetler önce de size söyledim, 13 milyarlık. 4500 lira para veriyorsun, 13 milyarlık senet alıyorsun, tefeci olmuyorsun. Gerekse Cumhuriyet Başsavcılarım, Cumhuriyet Savcılarım, gerekse Diyanet İşleri Başkanım, gerekse ondan sonra il valiliğimiz lütfen yani bunu kamu vicdan daha fazla kanatmadan, yarayı açmadan derhal bu insan görevden alınmalı. Kaldı ki dini görevler, dini vecibeler Bakara Suresi 279. ayette der ki kim ribacılık yaparsa Allah ve peygamberine savaş açmıştır der. Bu dini vecibeler. Kanunlarımızda diyor ki tefecilik yapan kişinin cezası 2 ile 5 yıl arasında ceza. Tabii onu kanuncular bilir, yasacılar bilir. Ama burada benim vicdanımı kanatan, kamunun vicdanını kanatan olay bu kişinin süratli bu suçtan durmasından dolayı yaptığı işlere rağmen durmasından dolayı şuna bir bak. 10 kişiyle mahkemelik icralık olmuş tefecilik yolundan. 10 kişiyle. Ha ceza veriyor. Ben buna diyor kınama cezası veriyorum. Niye kınama cezası verdin? Devlet memuru ticaret yapamazmış ticaret. Ama burada bir ucu açık şey bırakıyorsun. Paragraf bırakıyorsun. Ticaretin bir şeysi olur. Ne ticaret yapmış bu? Sordun mu? Yok. Yumurta mı almış satmış? Kalem mi almış satmış? Defter mi almış yazmış? Kitap mı almış satmış? Araba mı almış satmış? Gübre mi almış satmış? Yok. Kınama cezası veriyor. Disiplin soruşturması geçiriyor. İkinci defa sürgün yiyor. Ben bunu görevde tutarım. Hayır. Kamunun vicdanı daha fazla kanatmaya gerek yok. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu iş yenilir yutulur cinsten değil. Bu işi de böyle yarım bırakacak değilim. Bu işi de yarım bırakacak değilim yani. Ha, üstüne basa basa söylüyorum. Altını kalın çizgilerle çiziyorum. Başını fazla ağrıtmadan derhal bu adamı görevden ihraç et, görevden. Görevden ihraç olması gerek. Bir sürü disiplin soruşturmanız geçirmiş. Bunun hakkında yapılan soruşturmaları cilt desem 8 cilt kitap olur. Müftülükten gelen evrak 8 cilt kitap olur. Kızılkaya köyünden Mamatlara sürgün gidiyor. O gitmiyor. Sen bakmadın ya kardeşim. Sen bir sürgün yemişsin. İkinci sürgün de kalıyor. Tamam, senin miadın doldu demesi lazım. Yasal olarak demesi lazım. Onu demiyorsan kardeşim seni ben burada suçlu buldum. Ben adli makamlara konuyu aktarıyorum. Git orada kendini savun. Ah lan gel demesi lazım. Yasa bu. Kanun bu. Görev bu. Yetki bu.
Ama öyle değil. Ne oldu? Ben bunu Yozgat Boğazcan'a sürgüne gönderiyorum. Temsili olarak söylüyorum. Kardeşim sen Nevşehir'de hırsızlık yaparken yakalandın. Burada şey oldun, beni yıpratma, git Yozgat'ta devam et demek aynı hırsızlığa. Ve devam ediyor. Benimle ilgili soruşturma bitmeden o bu sefer de Atilla Soysal isimli vatandaşına patlak veriyor. Onunla patlağı aynı tefecilikten dolayı. Onu da mı ben yaptım? Onu da mı ben ayarladım? Ve burada demiş ki Sebahattin Ünal'ın 20 bin lira borcu oldu bana. İcra işi masraflarla birlikte paramı ödediği zaman ben bunun 50 dekar tarlasını evini geri iade edeceğim demiş. Sen evimi 35 bin lira sattın. 15 milyar da oradan fazla para aldım. Onu da istemiyorum. Tarlalarımı da vermedin. Arazilerimi de vermedin. Bunu da vermedin. Bunları ben beyan ediyorum. Kaldı ki il müftülüğünü murakip heyetine bu belgeleri sunuyorum. Koyuyorum onuna, tutanaklara geçmiyor. Sebahattin Ünal diyor tanık gösteremedi. Sen benden tanık istemedin ki. Tanık kendisi. Kendi beyanları bunlar. Kendi. Tanığın kendi beyanları. Tanığa gerek yok ki, adam beyan etmiş kardeşim, ben resmi tefeciyim demiş ya. Belgelerine sabittir. Tekrar tekrar söylüyorum Sayın Ali Erbaş, bu konu size aktarılmadıysa, size haberdar edilmiyse ben haber ediyorum. Ben haber ediyorum, derhal fakatsız, bavsız, yivsiz, amansız, zamansız derhal bu adamın görevine son ver, görevine. Derhal. Son vermen lazım kanunen, bunlar buna, bu belgelerine ya. Son vermen lazım. İstirham ediyorum, rica ediyorum. Öbür söylediklerimde de çok nazik konuştum. Bu sefer imajım sertleşti Sayın Ali Erbaş. Bulunmaz bir yan hiç kumaşı değil bu insan. Kaldı ki milletin önüne durup dini vecibeleri yerine getiren bir şahsiyet, bunun imamiyetleri dinen de caiz değiller. Dinen de caiz değil. Görevden alınması lazım, ben bunu söylüyorum. Burada da CTV'ye bana yayın fırsatı verdi. Sonsuz teşekkür ediyorum. Yasal ve kanuni her türlü sorumluluklar CTV'ye ait değil, tarafıma aittir. Yapılacak bir işlem varsa tarafıma açılmasını talep ediyorum.